Günaydınlar, mutlu sabahlar sayın seyirciler. Sabah habere hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni güncel gelişmelerle tekrardan karşınızdayız. Bugün takvim yapraklarımız 29 Eylül Cuma gününü gösteriyor. Saatlerimiz de 7'yi gösteriyor. Sayın seyirciler, sabah haberde bizleri nerelerden takip edebileceğinize dair kısaca aktarmış olalım sizlere. Bizleri 100.1, 102.6 ve 89.6 radyo frekanslarından ve radyo frekanslarının dışında da bizleri sosyal medya hesaplarımız, Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden de izleyebilirsiniz eş zamanlı olarak. Ve günün gündemiyle sabah haber başlasın. Evet sayın seyirciler, 29 Eylül Cuma gününün gündem başlıklarına baktığımız zaman Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetinin temaslarıyla devam edeceğiz. Dün heyetin temasları devam ediyordu. Bugün de aynı şekilde heyetin temasları olacak. Saat 13.30'da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla bir görüşmesi olacak heyetin. 15.45'te de Kapalı Maraş'a bir ziyaret gerçekleştirilecek ve 18.25'i gösterdiğinde ise saatler Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılması öngörülüyor. Yine tüm bu görüşmeler ve ziyarete ilişkin detayları da gün içerisinde BRT ekranlarından takip ederek öğrenebileceksiniz diyelim ve heyetin temasları dışında da bugüne dair diğer öne çıkan gelişmelere baktığımızda saatler 13'ü gösterdiğinde bağımsızlık yolunun Lefkoşa Türk Belediyesi önünde artan faturalar karşısında ezilen halkın yanında olduğunu belirten basın açıklaması yapacağını söyleyebiliriz. Ve son olarak da Girne Arkın Grup Fest 23 kapsamında gerçekleşecek Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali Antis Plajı'nın açılış seremonisi düzenlenecek saat 19'da. Saatlerimiz 7.02'yi gösteriyor. Sabah haberde gazete manşetlerine başlıyoruz. Ülkemiz basınıyla gazetelerin bugün kurmuş olduğu gündemi hep birlikte irdeleyeceğiz. Güneş gazetesi bugün bakacağımız ilk gazete oluyor sayın seyirciler. Güneş gazetesine dönüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği dünyada kabul görüyor başlığıyla aktarılan manşet haberdeyiz. Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin çağrılarına işaret ederek kapılar bize açılmalıdır dedi. Fuat Oktay, Ersin Tatar görüşmesi gerçekleşti. Bir bakıyoruz bu haberin detaylarına hep birlikte. Kıbrıs Türk tarafına diz çökertmek isteniyor ifadesi öne çıktı manşette. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer almadığı Avrupa Birliği'ne girmesiyle dengenin bozulduğunu dile getirdi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Avrupa Birliği içinde oynanan oyunlar ve uygulanan izolasyonlarla Kıbrıs Türk tarafına diz çökertmek istendiğini vurguladı. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çabalar sürüyor ifadesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yer verdiği ifadelere geçiyoruz. Kabulde konuşma yaptı Oktay. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi öncelikle. Oktay, Kıbrıs'ta yaşananlar, uluslararası boyutlardaki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından yapılan görüşmenin önemine işaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetler arası çalışmaların devam ettiğini anlatan Oktay, parlamentolar arası ilişkileri devam ettirmek istediklerini kaydetti. Yine
Oktay Tatar görüşmesinin detayları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın heyeti kabulü ve burada yapılan konuşmalarla ilgili detaylar iç sayfalarda devam edecek. Biz şimdi sürmanşetle devam ediyoruz Güneş gazetesinde. Okullar güçlendiriliyor başlıklı sürmanşet haberindeyiz. Yeni ihale süreçleri başladı deniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrasında ülke genelinde tüm okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan projelerin ilgili yasa gereği Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi'nde değerlendirilmesine devam ediliyor. Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi bu çerçevede bugün bir toplantı daha gerçekleştirdi. Dün olması gereken bir ifade Güneş Gazetesi bugün olarak aktardı ama dün diyelim. Toplantıda komite İnşaat Mühendisleri Odası tarafından daha önce projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullara ek olarak çalışmaları yeni biten ve komiteye sunulan dosyaları görüşerek onayladı ve ihale süreçlerini başlattı. Adli süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir diğer sürmanşet haberindeyiz. Önemli bir aşamaya geldik. İfadesi de burada öne çıkan bir ifade. Cumhuriyet Meclisi depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Asipoğlu, Ankara, Adıyaman ve Hatay'da gerçekleştirdikleri temaslarla ilgili basına açıklamada bulundu. Hasipoğlu başta İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'yla görüşmelerimiz oldu. Hatay Cumhuriyet Savcısı ve Hatay Valisi ile de görüştük. Meselenin siyasi ve hukuki boyutuyla ilgili detaylı bilgi aldık dedi. Adli süreçle ilgili Adıyaman'daki yeni başsavcıyla görüştüklerine de işaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, önemli bir aşamaya geldik. Bilirkişi raporları çıkmak üzere şampiyon melekler için süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Ailelerimizin acılarını bir nebze de olsa hafiflemesi için adaletin tecelli etmesi aileler kadar komitemiz için de elzemdir. Bir hukuk bürosu gibi süreci yakından izlemeye devam edeceğiz şeklinde konuştu Oğuzhan Hasipoğlu. Sayın seyirciler, depreme ilişkin iki farklı haber sürmanşette bugün yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rum temsilciye tepki başlığıyla Güneş Gazetesi logo kenarından haberini aktarıyor. Ne diyor Kurtulmuş? İşgalci 1960'da kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Rum tarafıdır dedi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları iç sayfalarda olacak. Birlikte büyük projelere imza attık. Devam ettiğimizde yine Güneş Gazetesi'nden aktaracağımız son habere Başbakan Ünal Üstel Fuat Oktay'ı kabulünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi sırasında da Fuat Oktay'la uzun süre birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Başbakan Üstel Oktay'ın şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üst düzey temaslar yaptığını dile getirdi. Oktay'ın önceki görevi sırasında büyük altyapı projelerine imza attığını dile getiren ve örnekler veren Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada hak ettiği yeri alması için ortaya konan çabaya da işaret etti. Böylelikle az önce de aktardığımız gibi Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen Dışişleri Komisyonu heyetinin temaslarını İç sayfalardan takip edebileceksiniz. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Ülkemiz basınında Vatan Gazetesi var sırada. İkinci gazetemiz Fuat Oktay Pile Projesi Barış Projesidir. Heyetin gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Fuat Oktay bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi de Pile Yiğitler Yolu Projesi ile ilgiliydi. Oktay bu projeyle ilgili olarak Barış Projesi ifadesini kullandı. Bakıyoruz manşet haberin detaylarına Vatan Gazetesi'nde.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Beyarmudu sınır kapısı önünde gerçekleştirdi bu açıklamayı ve ciddi gündem olan Pile Yiğitler Yolu projesine işaret ederek olayı yerinde görmek ve Kıbrıs Türklerinden dinlemek istediğini söyledi. Beyarmudu'na gelmeden önce Yiğitler Köyü'ne de uğradıklarını dile getiren Oktay, orada yaşayanlarla da sohbet ettiklerini kaydetti. Dünyaya seslenen Oktay, Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin Beyarmudu ve Yiğitler'de akrabaları, yakınları olduğuna işaret etti. Pile'de Rumların da yaşadığını ifade eden Oktay, Rumların her türlü insani ihtiyacını karşıladığına dikkati çekti. Bize düşen bu insani projenin tamamlanmasıdır. Birleşmiş Milletler barış gücü de dahil onlara da düşen aynı şeydir aslında. Bu proje bir barış projesidir ve hep birlikte tamamlamamız ve gurur duymamız gereken bir projedir diye konuştu. Fuat Oktay, Pile Yiğitler Projesi ile ilgili yapmış olduğu açıklama Vatan Gazetesi'nin sayfasında sürecek. Sürmanşetteyiz. Amfitiyatro Haluk Levent ile doldu taştı. Konser haberi. Amfitiyatroda gerçekleşen unutulmaz konserle müzik tutkunlarını coşturan Anadolu Rock'un efsane ismi Haluk Levent muhteşem bir performans sergiledi diyor Vatan Gazetesi. Girne Arkın Grup Fest 23 kapsamında gerçekleşen konserin öncesinde ise Şirin ve grup SOS'in büyüleyici şarkıları izleyicileri Haluk Levent'in enerji dolu sahnesine hazırladı deniliyor. Logo kenarında yer alan iki haberle devam edeceğiz. Öncelikle sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili devam eden dava sürecine bakalım. Vatan Gazetesi aktardığı haberle bir kişinin daha tutuklandığı bilgisini bizimle paylaşıyor. Delilleri karartma suçundan dolayı bir kişi daha soruşturma kapsamında tutuklandı. Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Gazi Mausa'da delilleri karartma suçundan dolayı bir sivil şahıs daha tutuklandı sayın seyirciler. Ve diğer sürmanşet haberi, diğer logo kenarındaki haber, tüm saldırılara rağmen öğretmen mücadelesinden yılmayacak. Bu ifade ise Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem'e ait. Selma Eylem, eğitimde yaşanan dayatmalar, baskılar, torpil, rüşvet, adaletsizlikler gündemdeyken öğretmene saldırmak, öğretmenin saygınlığını, itibarını yok sayıp öğretmeni hedef göstererek gündemi değiştirmek, habercilik anlayışından, düşünce ve ifade özgürlüğünden oldukça uzak bir meseledir, dedi. Yine Selma Eylem'in açıklamasının yanı sıra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan da benzer bir açıklama geldi. Öğretmenler Sendikası, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir, dedi. Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş'ten gelen bir açıklama var. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir diyerek sendikamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili kararlarına saygılı olup her türlü yapıcı ve demokratik ilkeleri aşmayan eleştiriye açıktır. Sendikamız eleştiriyi bir hak olarak görür ve bireysel kolektif eleştirilere saygı duyar. Her eleştirinin haklılık payı olma ihtimaline karşın sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini savunur diyerek kendileri için ifade özgürlüğünün sınırının nefret söylemi olduğunu da kaydetti. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecine ilişkin olarak kullandığı ifadelere Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim, dedi sayın seyirciler. Bakıyoruz, Bakan Ertuğruloğlu neler söyledi? Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına ilk kez resmi isimleri ve bayraklarıyla gözlemci üye olarak katılmalarını ülkesinin tanınma sürecinin başladığı yönünde önemli bir aşama olarak değerlendiriyor aktarılanlara göre Bakan Tahsin Ertuğruloğlu. Zaten Kıbrıs Türk Devleti adına İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğimiz var. Fakat orada da yeni adımların atılmasını bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim, dedi Ertuğruloğlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Dünya Üniversiteler Sıralamasında 601 ila 800 bandında yerini aldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan bir açıklama var. Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere'de yayınlanan Times Higher Education dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 108 ülkeden 1904 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi dünyada 601 ila 800 bandında yerini alıyor sayın seyirciler. Türkiye'den bir haber paylaşacağız. İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış bazı bölgelerde etkisini artırdı. Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü. Yine yollarla ilgili fotoğraf görüyorsunuz. Sıkıntılı anlar yaşayan vatandaşlarla ilgili fotoğraf yer alıyor. Sağanak yağışın ardından bazı yolların suya gömüldüğü, araçların suya gömüldüğüyle ilgili fotoğrafları da yayınlıyor. Vatan Gazetesi aynı şekilde detayları sayfalarda olacak. Türkiye'den aktarılan bir haberdi bu da. Ve son habere geçiyoruz. Girne Tiyatrosu'nun Çökme Tehlikesi Var adlı oyunu İstanbul'da premier yapıyor. Bu haberi de paylaşalım sizlerle ve kısaca göz gezdirerek görüyoruz ki Vatan Gazetesi'nin ön sayfasındaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi Halkın Sesi Gazetesi ile devam edeceğiz sayın seyirciler. Halkın Sesi Gazetesi ürkütücü rapor başlığıyla bugünkü manşetine geniş şekilde yine yer veriyor. Bakalım bu haberin detaylarına hep birlikte ürkütücü rapor başlığıyla aktarılan haberin içeriği neler? Dünyada yaşanan suçlara ilişkin Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi tarafından oluşturulan Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporu açıklandı. Raporda Avrupa genelindeki organize suç endeksinde 29. sırada olan Kıbrıs incelemesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti detayı da dikkati çekiyor dedi Halkın Sesi Gazetesi. Raporda Kıbrıs Adası'nın puanını kötü noktaya çeken insan kaçakçılığı, seks işçiliği, silah kaçakçılığı, yakıt kaçakçılığı, uyuşturucu, kriminal aktörler ve kara para aklama gibi suçların Kuzey Kıbrıs'tan kaynaklandığı ifade ediliyor diyor Halkın Sesi Gazetesi. Böyle bir ifadeyle bugün manşet haberini okurları için paylaştı ve rapordan dikkat çeken bulgular diyerek de raporla ilgili bazı detayları öne çekiyor gazete. Bakalım maddeler halinde sıralanmış ifadeler var. Genç kadınlar turist vizelerinin kötüye kullanılması yoluyla cinsellikle alakalı işe alınıyor. Yabancı işçi sömürüsü yaygın. Hizmet sektöründeki yerli işçiler de risk altında. İnsan kaçakçılığı Kıbrıs'taki en büyük suç pazarı. Bunu insan ve uyuşturucu kaçakçılığı pazarları takip ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasa dışı olarak kurulan üniversitelerin çoğu derslere katılmayan Afrika vatandaşlarına öğrenci vizesi veriyor. Kıbrıs yasa dışı silah ticareti konusunda bir geçiş ülkesi. Silah kaçakçılığının büyük kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kaynaklanıyor. Ve Kuzey Kıbrıs'ta Interpol tarafından aranan çok sayıda kişi var. Bu kişiler yabancı suç aktörleri yerli suçlularla yakın işbirliği içinde şeklinde aktarılan ifadeler var. Bu ifadeleri öne çıkarmış Halkın Sesi Gazetesi. Dilerseniz iç sayfalarda daha kapsamlı şekilde okuyup takip edebileceğiniz bir haber olacak. Bir sürü manşetle devam ediyoruz. Pile Yiğitler Yolu Barış Projesi'dir. Bu ifade Fuat Oktay'ın demiştik daha önceki bir gazetemizde. Tekrardan aktaralım. Halkın Sesi Gazetesi de bu haberi sürmanşetinden paylaşmayı tercih etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve dün Beyarmudu ve Yiğitler köylerini ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Pile Yiğitler Yolu'nun barış projesi olduğunu söyledi. Beyarmudu Belediye Başkanı'ndan öğreniyoruz ki burası Rum toprağı diyebilecek kadar ileri gidilebilecek sözde Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı veya personeli bu yetkilerinin çok ötesine geçmektir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir dedi Fuat Oktay. Ve bir diğer haber, doktor Küçük'ün verdiği mücadele
unutulmaz. Fuat Oktay'ın eşi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Doktor Fazıl Küçük Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Halkın Sesi gazetesinin bugünkü ön sayfasını tamamlayarak Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Ülkemiz basınından gazete manşetlerinin gündemini sizlerle paylaşmaya. Kamu harcamaları kara deliğe gidiyor başlığını yansıtarak bugün ekonomist Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı'nın ifadelerinin yansıdığı bir manşet haber paylaşıyor. Yeni Bakış gazetesi hep birlikte bakıyoruz. Okan Veli Şafaklı hangi ifadeleri kullandı? Şafaklı'nın ifadesi Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında hangi perspektifle aktarıldı? Ekonomist Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı son yıllarda yapılan istihdamların ne iş yapacağı belli olmayan siyasi rüşvet nitelikli sırf devletten maaş alsın diye yapıldığını savunarak bize böyle bir düzen yarattılar ifadesine yer veriyor bugün. Detaylara baktığımızda kural tanımazlığın hakim sürdüğünü ifade eden Şafaklı, rüşvet ve yolsuzluğun yapalım yanımıza kalır anlayışıyla yapılan bir durum haline geldiğini kaydetti. Gazetenin aktardığına göre bir yandan kamu maliyesinin 132,5 milyon Türk lirası açık verdiğini, diğer yandan siyasi amaçlı istihdamların devam ettiğini belirten Şafaklı, istihdamların ihtiyaç noktasında yapılmadığını ifade ediyor. Şafaklı yapılan harcamalara bakıldığında çoğunun devletin cari harcamaları olduğunu belirterek kaynakların kötü kullanıldığını, birçok savurganlığın söz konusu olduğunu, harcamaların arttığını ancak hepsinin de kara deliğe gittiğini savundu. Şafaklı devletin giderlerinin reel anlamda artmadığına dikkat çekerek toplanan giderlerin cari giderler gibi benzeri şeyler olduğunu, Türkiye'ye gelip birebir yapmadığı takdirde ne yol oluyor, ne okul oluyor, ne de hastane oluyor dedi. Şafaklı hesap verebilirlik, kayıt dışılık ve denetim işlerine gelmediği için giden ağam gelen paşam zihniyeti hakim ifadesini kullanarak da 2022 yolsuzluk raporlarına bakıldığında yolsuzluğa en fazla karıştığı algısı oluşanların bakanlar kurulu siyasiler ve üst kademe yöneticiler olduğunu savunuyor. Bizi düzlüğe çıkaracak olanlar yolsuzluğa batmış durumda diyen Şafaklı, her ilaç yolsuzluğu olduğunda elektronik veri sistemine geçeceğiz denilir, kayıt dışılık %80'lerde ancak hiçbir şekilde bunun önlemi alınmaz çünkü bizi yönetenler şeffaflık istemiyor ifadesini ortaya koyarak da bazı eleştirilerde bulunuyor. Ekonomist Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı, sayın seyirciler, bugün Yeni Bakış gazetesinin manşetinde yer alıyor Şafaklı'nın ifadeleri. Aktardık sizlere, geçiyoruz sürmanşet haberine şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu temaslar gerçekleştirdi. Temaslarda bulundu. Yeni Bakış gazetesi komisyonun temaslarına da yer veriyor sürmanşetinde, bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Görüşmede konuşan Tatar, Kıbrıs'ta taraflar arasında ortak zemin bulununcaya kadar yaşam kalitesinin artırılması ve günlük konularla ilgili görüşme yapabileceklerini, diyalog ve iletişime önem verdiklerini belirtti. Komisyon Başkanı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki devletli, egemen, eşit ve uluslararası alanda eşit statüyü içeren siyasetinin sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında bunu dile getirdiğini anımsattı deniliyor. Devam ediyoruz ön sayfada yer alan diğer haberlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri başladı. Başlığıyla aktarılan haberle devam edeceğiz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin İki gezici saha birimi aracılığıyla sağlanmaya başlandığını açıkladı deniliyor sayın seyirciler. Zakharova, söz konusu birimler tarafından 70'ten fazla pasaport başvurusu alındığını,
15'ten fazla pasaportun çıkarıldığını, çok sayıda çocuk için Rus vatandaşlığı başvurusunun kabul edildiğini bildiriyor. The Moscow Post'a verdiği röportajda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlara yönelik verilmesi planlanan konsolosluk hizmetlerinin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Zakharova, son verilere göre konsolosluk hizmeti sağlanan kişi sayısının 1000'e yaklaştığını söyledi. Yine devam ediyoruz. Sahte reçete yolsuzluğu noktasında da bir sivil şahsın tutuklandığı yönündeki gelişmeyi Yeni Bakış gazetesi de paylaşıyor. PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Gazi Mausa bölgesinde delilleri karartma suçundan dolayı bir sivil şahıs daha tutuklandı denilmiş. Tutuklu sayısı artıyor başlığıyla. Polis basın subaylığından gelen bu ifadede, bu açıklamada paylaşılıyor. Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında sayın seyirciler. Devam edelim yine ön sayfada yer alan, kendine yer bulan diğer haberlerle. Christodoulidis'in başvurusuna red başlığıyla aktarılan bir haber. Yüksek Anayasa Mahkemesi'nden Christodoulidis'in Kıbrıs Türk mallarına yönelik statik inceleme yasasına ilişkin başvurusuna red cevabı geldi deniliyor. Haluk Levent'in amfiteyatroda verdiği konser haberine dönüyoruz. Ünlü Anadolu rock sanatçısı Haluk Levent, Şampiyon Melekler için Girne Amfiteyatro'da konser verdiği 105 çocuk eğitim bursu alacak başlığıyla da bu konser haberini Yeni Bakış gazetesi de paylaştı. Halkın Partisi'nden gelen açıklama var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın sokağa çıkmaya hazır oldukları ve sokağa çıkacakları yönündeki açıklamasını değerlendirdi Halkın Partisi. Geç de olsa yapılması gereken budur, mecliste kalarak sadece bu gayrimeşru hükümetin ekmeğine yağ sürülmüş olunur ifadesini kullandı Halkın Partisi. Aktarılanlara göre bu şartlarda muhalefetin yeri meclis değildir başlığıyla da görüyoruz Halkın Partisi'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yönelik yapmış olduğu açıklamayı. Detaylar iç sayfalarda devam edecek. Ve Yeni Bakış gazetesini de bu şekilde noktalayarak Avrupa Gazetesi ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Avrupa Gazetesi'ne baktığımızda yine sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili devam eden dava sürecine ilişkin ve bu soruşturma sürerken yaşananlara ilişkin bir manşet haber paylaşıyor. Yolsuzluk operasyonunun asıl mağduru hasta vatandaşlar oldu. Herkes nasıl reçete yazdıracak diye kara kara düşünüyor şeklinde bir üst başlıkla bugün bu konuya yer verdi Avrupa. Asıl darbe hastalara başlığını kullanıyor. Kamudan özele bir ifadeyi öne çıkarmış gazete, bakalım. Reçeteler kamu doktorlarından alınıp özel doktorlara veriliyor. 2 Ekim'den itibaren reçeteleri yalnız özel doktorlar yazabilecek. Kısaca detayını da aktaralım. Yeni prosedürle ilgili bir vatandaş Deniz Azaoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisini bilgilendiren eczacının söylediklerini aktardı diyor Avrupa. Eczacı 2 Ekim'den itibaren artık kamu doktorlarından reçete kabul edilmeyecek. Sadece sigortayla anlaşmalı olan, kamuya bağlı olmayan doktorlar reçete yazabilecek dedi diyor Avrupa Gazetesi. Sahte reçete yolsuzluğu ile ilgili yaşanan gelişmeler Avrupa Gazetesi'nin ön sayfasında bu şekilde paylaşıldı. Reçete yazdırılması durumuyla alakalı olarak bir bilgi paylaşıyor. Dilerseniz iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ve Avrupa Gazetesi'nin hemen ardından Kıbrıs Gazetesi ile devam ediyoruz. Ülkemiz basınından gazeteleri sizlerle paylaşmaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yazılı anlaşma yap başlığıyla aktarılan bir haber. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunacak Birleşmiş Milletler Barış Gücü için tarihi bildiri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yazılı anlaşma yap. Kıbrıs Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Detaylara hep birlikte göz gezdirelim.
Çifte standartlı tutum vurgusu ifadesi öne çıktı. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki çifte standartlı tutumuna vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilmiştir denildi şeklinde aktarıyor Kıbrıs gazetesi. Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri yasal zemine oturtulmalıdır. Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlü kıldığını, memnun ettiğini belirtti ve şöyle dedi. Bu olaylarda açıkça göstermektedir ki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerinin yazılı bir mutabakatla yasal bir zemine oturtulması elzemdir. Manşet haberin detayı bu şekildeydi. Sürmanşette ise detaylarını geniş kapsamlı olarak iç sayfalarda bulabileceğiniz haber başlıkları var. Biz bu haber başlıklarını sizlerle paylaşmış olalım tek tek. Federasyon defteri kapandı başlığıyla aktarılan haber. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın egemen eşitlik, eşit hukuksal statü temelinde olabileceğini bir kez daha vurguladı diyor Kıbrıs Federasyon defteri kapandı başlığıyla. Türkiye'nin Kıbrıs'ta Azerbaycan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu iddia eden Rum temsilciye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan tepki geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Rum tarafıdır dedi Numan Kurtulmuş. Başbakan Üstel Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabulünde Başkan Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çabalarına teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen çabalar önemli dedi Başbakan Ünal Üstel. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Washington'daki değerlendirme toplantısında konuştu Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim dedi. Ve son olarak da sürmanşetten aktaracağımız son haber. Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi Ergün Olgun, New York'ta yaptıkları temaslarda uluslararası toplumun Kıbrıs sorununa daha farklı yaklaşmaya başladığını gördüklerini söyledi. Uluslararası toplumun algısı değişiyor dedi özel temsilci Ergün Olgun. Tüm bu haberlerin detayları iç sayfalarda olacak demiştik. Logo kenarıyla devam ediyoruz Kıbrıs'tayız. Coop Süt'le Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında bir yıl boyunca satılacak Coop Süt ürünlerinden derneğe maddi katkı sağlanacak. Her bir damlasında destek var başlığıyla gördük bu haberi. İSİAS ortak davamız projesi kapsamında her bir damlasında destek var sloganıyla Coop Süt ürünlerinin üzerine Şampiyon Melekler'in logosunun yerleştirileceği ifade ediliyor. Devam ettiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay beraberindeki heyetle Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin müdahale ettiği Pileyitler yol çalışması alanına ziyaret etti. Ardından yoğun araç trafiğinin yaşandığı Beyarmudu kara sınır kapısına giderek mesaj verdi. Proje tamamlanacak, Türkiye destek verecek denildi. Bu başlıkla aktarılıyor Fuat Oktay'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret ve öne çıkan son haber Kıbrıs gazetesinde Güney Kıbrıs'ta yeni bir faşist saldırı yaşandı. Bu kez kurban ortaokul 2. sınıfa giden Savva isimli Rum çocuktu. Babası Türk diye saldırdılar diyor Kıbrıs gazetesi ve olaydan bir görüntü, bir fotoğrafta paylaşılmış sayın seyirciler haberin hemen yanında dikkat çekici bir unsur. Ortaokul çağındaki çocuklar. Güney Kıbrıs'taki Türk düşmanlığı bu kez ortaokul çağındaki çocuklara yansıdı. Savva isimli çocuk babası Kıbrıs Türk'ü olduğu için fiziki saldırıya uğradı. Okul çıkış arkadaşları tarafından en iyi Türk ölü Türk'tür. Domuz Türk gibi ırkçı saldırılara uğrayan Savva darp edildi diyor Kıbrıs gazetesi ve uğradığı saldırıdan bir karede paylaşıyor ön sayfasında.
Bu haberi de dilerseniz takip edebileceksiniz. Son olarak terfi eden 145 polis mensubuna rütbelerinin takıldığı bilgisini de paylaşmış Kıbrıs Gazetesi ön sayfasından. Ve bu şekilde Kıbrıs Gazetesi'ni tamamlayarak Yeni Düzen Gazetesi'ne geçiş yapıyoruz. Ülkemiz basınında sırada Yeni Düzen Gazetesi var. Sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili polise ilk şikayetin 2021 yılında yapıldığına ilişkin bir detay paylaşıyor bugün Yeni Düzen Gazetesi. Son günlerde basında sıkça yer alan sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili devam eden sürece ilişkin böyle bir detay paylaşılıyor Yeni Düzen Gazetesi tarafından. Soruşturma başlatılmadı başlığıyla. 2021 yılında yapılan ilk şikayetin İlk şikayetin 2021 yılında polise yapıldığı ancak soruşturmanın başlatılmadığı yönünde bir ifadeyle bugün detayını paylaştı. Özel haber niteliğinde bir manşet haberi oldu. Bakıyoruz Yeni Düzen Gazetesi'nin manşet haberinde hangi ifadeler yer alıyor. Öncelikle sıcak gelişme diyerek de bu gelişmeyi defaten sizlerle paylaşmıştık. Yeni Düzen Gazetesi de manşet haberinde öne çıkan bir detay olarak paylaşmış. Gazi Mausa bölgesinde delilleri karartma suçundan bir sivil şahsın daha tutuklandığını paylaşıyor. Yeni Düzen Gazetesi de diğer gazetelerde de bu bilgiyi vermiştik sizlere. Sahte reçete yolsuzluğu konusunda polise ilk şikayetin 2021 yılında dönemin Sosyal Sigortalar Dairesi yönetimi tarafından yapıldığı ancak herhangi bir soruşturmanın başlatılmadığı ortaya çıktı diyor Yeni Düzen. Bakalım konuyla ilgili olarak da 3 farklı taraftan gelen açıklama var, tek tek paylaşacağız. Yeni Düzen'e konuşan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, 2021'deki başvurunun akıbetiyle ilgili Eylül ayında polisten bilgi talep ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını söyledi. Yine 2021 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, evet böyle bir bilgi gelmişti, ben de polise bildirin demiştim, şikayette bulunmuştuk ama arkası gelmemişti dedi. Ve öte yandan geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoysa yine Yeni Düzen'e yaptığı açıklamasında sahte reçete skandalıyla ilgili kendi döneminde bazı şeyler tespit ettiklerini ancak somut bilgiye ulaşılamadan görevden alındığını ifade etti şeklinde aktarıyor Yeni Düzen gazetesi. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat'ın ifadeleri konuyla ilgili olarak yansıdı. Detaylar iç sayfalarda da devam edecek diyelim. Sahte reçete yolsuzluğu davasında ortaya çıkan bu gelişmelerle ilgili sürmanşete geçiyoruz. Özel haber niteliğinde yayımlanan bir haber yine. Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 raporunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti silah, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı diyerek de bu başlığı kullanarak da detaylarını paylaşıyor Yeni Düzen. Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 raporuna göre Kıbrıs Adası'ndaki silah, insan ve uyuşturucu ticaretinde başı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yabancı suç aktörleri çekiyor. İnsan kaçakçılığı, bazı üniversiteler Afrikalı öğrencileri tampon bölgeyi geçmeleri için yönlendiriyor. Silah kaçakçılığının büyük kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kaynaklanıyor. Eroin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki istikrarsızlıktan yararlanılarak Afganistan'dan deniz yoluyla kaçırılıyor. Suç aktörleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki uyuşturucu pazarına yabancı suç aktörleri hakim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Interpol tarafından aranan çok sayıda kişi var ifadeleri öne çıkmış. Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 raporunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili öne çıkan detaylar diyerek Yeni Düzen gazetesi paylaştı. Devam ediyoruz. Covid-19 salgınıyla ilgili bir haber, yine özel haber demiş Yeni Düzen gazetesi ön sayfasından paylaştığı bu haber için. Vaka var, test var, talep yok. Covid-19 salgını yeniden gündemde ancak hem test hem de aşılar yeterli derecede yapılmıyor. Uzmanlarsa uyarıyor, toplum bilinçlendirilmeli.
barış için 120 kilometrelik yürüyüş başladı. Kıbrıs'ta barış talebiyle 2018'de Karpaz'dan Baf'a yürüyen Kıbrıslı Türk Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Yorges dün saat 9'da Paralimni'den Mausa'ya doğru yola çıktı, diyor Yeni Düzen gazetesi. Ve son gazetemiz Diyalog gazetesindeyiz sayın seyirciler. Ülkemiz basınından sizlerle paylaşacağımız son gazete oluyor. Bugün 29 Eylül Cuma günü kapsamında iyi değiliz başlığıyla aktarılan bu habere göre ise küresel organize suçlar raporunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili öne çıkan detayları Diyalog gazetesi de paylaşıyor. Kıbrıs'ın her iki kesiminde artan suçlara, özellikle öğrenci vizesi alan Afrikalılara dikkat çekiliyor. Kıbrıs'ın bütünüyle ilgili öne çıkan detaylar var. İyi değiliz başlığıyla Diyalog gazetesinde bu detayları görüyoruz. Raporda her iki kesim için de ciddi suçlamalar olduğunu söylüyor Diyalog gazetesi. Dünyada yaşanan suçlara ilişkin Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi tarafından oluşturulan Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 raporunda Kıbrıs'ın her iki kesmine yönelik ciddi iddialar olduğuna işaret ediliyor. Raporda Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversitelerde öğrenci kaydı yaptıran Afrikalıların sayısındaki artış ve işlenen suçlardan söz ediliyor. Uyuşturucu, seks ticareti ve silah kaçakçılığı diyerek de öne çıkarıyor bazı suçları Diyalog gazetesi. Kıbrıs Adası Avrupa genelindeki organize suç endeksinde 29. Güney Avrupa'ya ilişkin sıralamada ise 6. sırada yer alıyor. Seks işçiliği, insan ticareti, akaryakıt ve silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve taklit ürünler gibi konularda ciddi suçlamaların dikkati çektiğine ilişkin bir ifade kullanılmış. Ön sayfada devam edelim. İstanbul sele teslim. Yeniden Türkiye'ye döndüğümüz bir haber olacak. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastığı, yolların tıkandığı ve ulaşımın da aksadığı ifade ediliyor. İstanbul'da gerçekleşen aşırı yağışlar sebebiyle. Diyalog gazetesinin Türkiye'ye ilişkin paylaştığı bir diğer haber. Gezi kararı başlığıyla bu haberi gördük. Yargıtay Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Can Atalay'ın cezasını onadığını söylüyor Diyalog gazetesi. Aldatıldık başlığıyla aktarılan haberdeyiz. Tekneyle Kuzey Kıbrıs'a getirilip ortada bırakılan Suriyeliler polise sığınıp yardım istiyor. Aldatıldık. Sahte reçete soruşturması kapsamında bir sivil şahsın daha tutuklandığı bilgisini Diyalog gazetesinde de görüyoruz. Delilleri kararttı başlığıyla, ki keza polis basın subaylığından gelen açıklama bu şekildeydi. Delillerin karartılması sebebiyle bir sivil şahsın daha tutuklandığı bilgisi vardı. Çok üzüldü başlığıyla yine adli haberlerle devam edeceğiz. Sahte araç sigortasıyla ülkeye giriş yaparken yakalanan Stefanos cezaevine gönderildi. Hem mağdur hem mahkum, patronum pasaportuma el koydu diyerek polisten yardım isteyen Pakistanlı Rahman, 3 gün önce yasal statüsü dolduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Eşiyle arkadaşlık yaptığı gerekçesiyle bir şahsın yüzüne kafa atan Salih Hayalioğlu mahkemeye çıkarıldı ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bu kış zor geçecek başlığıyla Diyalog gazetesinin paylaştığı son haberdeyiz. Kazan patlaması gerekçesiyle ülke çapında elektrik kesintilerinin yaşanması halkın geleceğe yönelik endişelerini daha da artırdı. Bu kış zor geçecek başlığıyla da elektrik kesintileriyle ilgili detay paylaşıyor Diyalog gazetesi. İç sayfalardan takip edebileceğiniz haberleri ön sayfada sizlerle kapsamlı şekilde paylaştık ve böylelikle Diyalog gazetesi ile birlikte ülkemiz basınında 29 Eylül Cuma gününe ilişkin aktarılan, paylaşılan haberleri ekranlarınıza getirdik sayın seyirciler. Ve gazete manşetlerinde şimdi sıra Türkiye basınına geldi.
Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.44'ü gösteriyor ve Türkiye basınında gazete manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye basınında ilk gazetemiz Yeni Şafak gazetesi oluyor. Yeni Şafak gazetesi Kültür Bakanlığı'ndan FETÖ Sever Festivali rest, 15 Temmuz mesajıyla çekildi başlığını kullandı Yeni Şafak gazetesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ propagandası yapılan Kanun Hükmü isimli belgesele sahip çıkan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden tüm desteğini çekti. Milletin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması çabasının bir parçası olmayacağız diyen bakanlığın resmi üzerine geri adım geldi. Film yeniden festivalden çıkarıldı. Festival komitesi bir öyle bir böyle. 7-14 Ekim arasında düzenlenecek festivalde yönetmenliğini Necla Demirci'nin yaptığı kanun hükmünün içeriği fark edilince seçkiden çıkarılmıştı. Bazı jüri üyeleri, meslek örgütleri ve yönetmenler belgesel yoksa festivalde görev almayız dedi. Festival komitesi de fikir değiştirip belgeseli yeniden programa aldığını ilan etti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sert çıkışı tartışmaya son noktayı koydu. Film seçkiden çıkarıldı. Senaryodan gerekçe. Terör propagandasına rağmen seçkiden çıkarılan filmi geri alan, Kültür Bakanlığı'nın resmi üzerine de tekrar çıkaran festival direktörü Ahmet Boyacıoğlu senaryo gerekçeler öne sürdü diyor Yeni Şafak. Boyacıoğlu açıklamasında kendisinin ve ekibinin can güvenliği olmadığını iddia etti. Boyacıoğlu, sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Terör destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Belgeseli festival seçkisinden çıkarıyoruz dedi. Öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. Tarımdan sonra sıra hayvancılıkta. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı tarımdan sorumlu bakanlar toplantısına katılmak için geldiği Azerbaycan'da soruları cevapladı. Türkiye'nin planlı ve sürdürülebilir tarıma geçtiğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, hayvancılıkta da benzer çalışma yapıldığını söyledi. Hayvancılığı ülkenin hangi bölgelerinde yapacağız, hangi bölgelerde sanayisini kuracağız kısmı bizim şu anki çalışmalarımızın içinde. Zeytinyağında çok şikayet var. Gıda güvenliği için 3 haftada 54 binden fazla gıda denetimi yaptıklarını belirten Yumaklı, zeytinyağı konusunda çok şikayet aldıklarını anlattı. Yeniden aşırı yağışlara, sağanak yağışlara dikkatimizi verelim. Sel aynı ilçeleri vurdu. Başakşehir'de suya gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. İstanbul'u yaklaşık 3 hafta önce vuran sağanak dün aynı ilçelerde yeniden etkili oldu diyor Yeni Şafak. Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sultan Gazi'de etkili olan sağanak nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobiller, motosikletler suya gömüldü. Tramvay istasyonlarını su bastı. Ve bir doğalgaz patlaması olayıyla ilgili habere geçiyoruz. 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İstanbul Şirinevler'de bir binanın 5. katındaki dairede doğalgaz patlaması yaşandı. 3 kişi hayatını kaybederken bina tedbiren boşaltıldı. İşgal yönetimi tarihe karıştı. Karabağ'daki işgalci Ermenilerin 1992'de kurduğu sözde yönetim Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kendini feshettiğini duyurdu. Hiçbir ülke ve uluslararası kuruluşun tanımadığı yapı 1 Ocak 2024 itibarıyla son bulacak. Sözde yönetimin lideri Samvel Şahramanyan'ın imzaladığı kararnamede bölgedeki Ermenilerin Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği belirtildi deniliyor. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yok öyle taş çalıp gitmek başlığıyla aktarılan manşetteyiz. Belçikalı Mergit çifti Antalya'dan ülkelerine dönerken 3 parça taşla yakalandı. Kendilerini akvaryum için topladık diye savundular. Oysa gerçek hiç de öyle değildi. Yurt dışı çıkış yasağı.
Manavgat'ta tatil yapan Kim ve Vare Mergit ülkelerine dönmek üzere 16 Eylül'de Antalya Havalimanı'na gitti. X-ray cihazında çiftin çantasında önce poşete sonra da kıyafetlere sarılı 3 mermer parça tespit edildi. Tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan çift yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. Mağduru oynadılar. Hala Antalya'da kiraladıkları evde kalan çift suçlarını gizleyerek olayı Belçika'daki medya kuruluşlarına mağduriyet olarak yansıttı. Hatta Avrupa'da çifte yardım kampanyaları bile düzenlendi. Ancak çiftin kaçırmaya çalıştığı bezemeli mermer parçaları Roma dönemine aitti ve yurt dışına çıkarılması yasaktı. Bunlar tarihi eser. Arkeolog Profesör Doktor Nevzat Çevik, küçük olabilir ama bunu alıp götüremezsin. Antalya'daki evinize dahi götüremezsiniz. Ben Atina Akropolis'ini gezerken ayağıma takılan taşı cebime koyup Türkiye'ye getirebiliyor muyum sorusunu sordu. Ek vergiye AYM vizesi. Anayasa Mahkemesi deprem felaketi nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisi alınmasına vize verdi. İlk taksidi yatırmayanlar faiziyle ödeyecek. %2,5 faiz işleyecek deniliyor. Ek verginin iptali için CHP'nin yaptığı itirazı görüşen Anayasa Mahkemesi hükümetin kararını takdir hakkı çerçevesinde değerlendirdi. Ek MTB'nin ilk taksidini 6 Eylül'e kadar yatırmayanlar ayrı %2,5 gecikme faiziyle ödeme yapacak. İkinci taksit 30 Kasım'a kadar ödenecek. Sabah gazetesindeyiz. İkinci Yasemin vurgunu başlığıyla aktarılan haber. Almanya Yasemin Gündoğan'ın 8 milyon euroluk vurgununun şifrelerini çözemeden ikinci bir soygunla şok oldu. 6 milyonluk yeni vurgunun izleri Yasemin'e uzanıyor başlığıyla detaylar paylaşıldı. Tüylerimiz diken diken gurur duyduk. Teknofest İzmir ikinci gününde de dolup taştı. 50 günlük bebeğiyle gelen aileden öğrencilere kadar binlerce kişi fuarı gezdi deniliyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. CHP lideri güçlendirilmiş parlamento ve laiklik vurgusu yaptı. Tek adamla anayasa olmaz. İktidarın meşruiyeti yok, %50 cinsiyet kotası başlıklarıyla öne çıkan detaylar var. Tutsaklığa devam. Atalay'ın AYM başvurusu öncesinde Yargıtay'dan 5 isim için karar demiş Cumhuriyet. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Oligarktı ayrılıkçı. Terörist oligarktı, ayrılıkçı terörist oldu. Ermenilerin Karabağ'daki eski bakanlarından olan ve yakalanıp Bakü'ye gönderilen Vardanyan, hayatındaki keskin dönüşlerle dikkati çekiyor. Rus milyarderdi, kaçarken yakalandı başlıklarıyla aktarılan detaylar var. Karabağ feshediliyor ve Paşayeva'dan acı haber demiş gazete. Akşam gazetesi. Birleşmiş Milletler'in muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Çifte standarda Milli Güvenlik Kurulu'ndan tepki. Birleşmiş Milletler barış gücünün adadaki Rum yanlısı tavrı MGK bildirisine yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişki yazılı mutabakatla hukuki bir zemine oturtulmalı ifadesi öne çıkıyor. Bu toplantıda tarafsızlıkla bağdaşmıyor. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetler tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmıyor. Türkiye Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edecek denildi. Teröre destekten vazgeçin. Terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında devam edeceği de vurgulanan bildiride bu cinayet şebekelerine destek veren ülkelere müttefiklik mesuliyetleri hatırlatıldı denildi. Türkiye gazetesine baktık. Terör ittifakı içeriden ve dışarıdan saldırıyı sürdürüyor. Film devam ediyor. Dışarıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ'yü aklıyor. İçeride okullardan 15 Temmuz silinmek isteniyor. Altın Portakal'da sanat bahanesiyle FETÖ propagandasına çalışılıyor. FETÖ'yü aklama hamleleri.
Türkiye düşmanları aynı anda dört koldan harekete geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkisini ve haddini aşarak Baylok kullanan FETÖ'cüleri aklayan karar aldı. Ankara Selçuk'ta Düzce Valiliği 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi'ni Düzce Lisesi yapmak istedi. Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı devreye girip iptal ettirdi. KHK'lı profesör de Zeki çocukları örgüte kazandırmak için onlara ilaç verip ailelerine tacizle suçlattı. Devlete meydan okuyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi FETÖ savunucuları sanat üzerinden devlete, millete meydan okudu. Sözde belgesel, özde ise FETÖ propagandası olan kanun hükmü, jüri üyelerinin baskı ve tehditleriyle tekrar altın portakalı alındı. Kültür Bakanlığı buna alet olmayız diyerek desteğini çekti. Bunun üzerine festival direktörü geri adım atarak filmi yarışmadan çektiklerini duyurdu diyor Türkiye Gazetesi. Sözcü gazetesine baktığımızda ise maşallah aldıkça alıyorlar, keşke millete de verseler. 73 bin lira yetmiyor diyen AK Partili vekilin 67 bin lira daha maaş aldığı ortaya çıktı diyerek de bugünkü manşetini aktarıyor sayın seyirciler. Sarayın kaç uçağı var sorusu sorulmuş. Bu da Sözcü gazetesinin öne çıkardığı bir başka haber. Ve Sözcü gazetesiyle birlikte sayın seyirciler, Türkiye basınında 29 Eylül Cuma gününe ilişkin gelişmeleri ve öne çıkan manşet haberleri sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ve Türkiye basınıyla birlikte gazete manşetlerinde son aktaracağımız gazetelerse Güney Kıbrıs basınına ait olacak. Saatler 7.55, gazete manşetlerinde yavaş yavaş sona yaklaşırken Güney Kıbrıs basınıyla devam ediyoruz sayın seyirciler. Politis gazetesi ilk gazetemiz oluyor. Politis gazetesi, sendikalar asgari ücretin artırılmasını talep edecek başlığını çektiği bugünkü manşetinde Güney Kıbrıs'taki bazı sendikaların her geçen gün artan pahalılığın ele alınacağı meclis yeniden düzenleme komitesinin yapılacak en yakın zamandaki toplantısında asgari ücretin yükseltilmesini talep edeceklerini aktarıyor. İşveren tarafının ise bu görüşte tamamen zıt bir tutum sergilediği aktarılan haberde işverenlerin konunun her şekilde görüşülmesini reddettikleri ve artan maliyetler dolayısıyla bunun mümkün olmadığını ifade ettikleri belirtiliyor. Haber, asgari ücretin artırılması sürmekte olan pahalılığa bir ağrı kesici gibi spotuyla paylaşıldı. Haravgi Gazetesi ile devam edelim. Haravgi Gazetesi bugün çektiği manşetinde okullardaki şiddet kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşıyor başlığını kullanarak Rum Meclisi'nde okullardaki şiddet konusunun gündem olmasından sadece bir gün sonra dün okullarda çok ciddi yeni iki şiddet olayının yaşandığını yazdı. Gazete olaylardan birinde bir erkek çocuğunun kafasına defalarca vurulduğunu ve diğer öğrencilerin de yüksek sesle tezahürat yaptıklarını yazdı. Yetkililerin sorumluluğu birbirine attıkları ilgili mevzuatın ise etkisiz kaldığı belirtilen haberde elde edilen veriler ışığında her 5 çocuktan birinin zorbalıkla karşı karşıya kaldığı, 508 şiddet olayının yaşandığı ve 15 şikayette bulunulduğu da aktarılıyor. Yine bir diğer ön sayfa haberinde ise Haravgi'de Güney'de halkın artan pahalılık ve yüksek vergi oranlarına karşı hükümet tarafından herhangi bir tedbir alınmaması dolayısıyla öfkeden patlama noktasına geldiğini yazarak sendikal ve toplumsal örgütler tarafından hükümete sert mesajların verildiğini ve bir takım tedbirler alacakları uyarısında bulunduklarını aktarıyor. Alitya Gazetesi ile devam ediyoruz. Meclis e-sepet konusunda bir arena başlıklı manşetinde Rum Meclisi'nin dün oy birliğiyle tüketicilerin kendi çıkarlarını korumak için dava açmasına izin veren yasayı onaylamasına rağmen Rum Meclisi'nin online alışveriş konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle adeta bir arenaya döndüğü yorumunda bulunuyor. Alitya'da bir diğer ön sayfa haberinde ise kısaca Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin sağlanmaya başladığını açıkladığı aktarılıyor. Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs basınından aktaracağımız son gazete olacak. Fileleftheros bugünkü manşet haberinde
Rum Futbol Federasyonu Başkanı Yorgos Kumas aleyhine tespit edilen uyumsuz durumların ifşa edilmesiyle Etik Kurul'la Kumas'ın avukatları arasında soruşturma memurlarının hazırladığı rapor dolayısıyla karşılıklı suçlamaların yaşandığını aktarıyor. Hatta Federasyon Başkanı Kumas tarafının görev gizliliği ile ilgili yasanın 8. maddesinin ihlal edildiği yönünde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Gazete hazırlanan raporla ilgili nihai açıklamanın önümüzdeki hafta içi yapılmasının beklendiğini de aktarıyor. Ve Filelefteros gazetesi ile birlikte Güney Kıbrıs basınında da bugün gazete manşetlerini ekranlarınıza getirdik sayın seyirciler ve böylelikle sabah haberin ilk saatini geride bırakırken hem ülkemiz hem Türkiye hem de Güney Kıbrıs basınıyla gazete manşetlerini kapsamlı detaylı şekilde ekranlarınıza getirmiş olduk, paylaşmış olduk. Ve şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Saatler 8'i gösterdiğinde hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmelerle haber bültenimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. BRT 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Dairesi tarafından hazırlanan Genç Enerji Video Paylaşım Yarışması'na Beni Ben Yapan sloganıyla kendi videonuzu oluşturup katılabilirsiniz. 15 Ekim 2023 mesai bitimine kadar kendi videonuzu çekip bizimle paylaşan gençlerimize Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ödül Sponsörlüğü'nde ödüllendiriyoruz. Ayrıca yayın sponsoru olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, televizyon ve sosyal medya hesaplarından videolarınızı yayınlayıp sesinizi, yeteneğinizi, beni ben yapan özelliğinizi dünyaya duyuruyoruz. Kendine güvenen 12-35 yaşlarındaki gençler, haydi videolarınızı çekip bizimle paylaşın. Genç Enerji Video Paylaşım Yarışması başvuru koşullarını Genç Enerji Burada adlı Instagram hesabından öğrenebilirsiniz. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor ve sabah haberde ilk yarıyı, ilk saati geride bıraktık ve şimdi haber bültenimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gündeme ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önceki gün gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, dün temaslarda bulunduğu Oktay temasları çerçevesinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tatar kabulünde Kıbrıs'ta ezelden beri devam eden bir Türk-Yunan dengesi vardır. Ancak Rum kesmini Avrupa Birliği'ne alarak bu dengeyi bozmak istediler. Kıbrıs Türk'ünün Türkiye ile birlikte verdiği mücadelenin temel amacı bu dengeyi kurmaktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta eşit statüde iki egemen devlet söyleminin destekçisi olduklarını vurguladı. Fuat Oktay, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınmasını istiyoruz ifadelerine de yer verdi. Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kabulde konuşan Oktay, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman ve her koşulda birlikte olduğunu belirtti. İki devletli egemen eşit statüde iki egemen devletin olması ve uluslararası alanda da eşit statüde iki egemen devlet bazında bir çözümün ancak mümkün olduğu konusunda Türkiye olarak sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olduğumuzu bir kez daha bilmenizi arzu ediyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız bunu çok net bir şekilde de en son Birleşmiş Milletler kürsüsünden de bütün dünyaya aykırmış oldu bir kez daha. Ama tabii şimdi bir adım daha ötesindeyiz olayı. O da artık devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını arzu ediyoruz. Zaten bununla ilgili de yine hükümetler arası, yine parlamentolar arası bütün çabalarımız, gayretlerimiz de bu yönde. Ve bunun sonuçlarını da almaya başladık. En azından Türk Devletleri Teşkilatı'nda orada gözlemci üye statüsüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunuyor olması
apayrı bir gelişme ve mutluluk verici bir gelişme. En azından Türk dünyasıyla bütünleşen, birleşen bir Kuzey Kıbrıs'ı görüyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını da almaya başladıklarını ifade eden Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda fiili olarak masada yer almasının çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır ambargo zulmü altında olduğuna vurgu yapan Oktay, bütün dünyanın artık bu zulmü görmesi gerektiğini belirtti. Oktay, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler barış gücünün her zaman Kıbrıs Türk'üne karşı adaletsiz davrandığını, son Pile Yiğitler yolunda yaşananların bunu yeniden teyit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ön planda tutan Fuat Oktay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk-Yunan dengesinden bahsedilirken ansızın bir de bakıyoruz ki ada Avrupa Birliği'ne ve bunda ne Türkiye'nin onayı var ne Kıbrıslı Türklerin onayı var. Bu büyük bir haksızlıktır. Dolayısıyla şu anda ve bunu bir eşitlerde ifade ettim. Avrupa Birliği oyunları ile Avrupa Birliği'nin mekanizmalarını istismar etmek suretiyle şımartılan Rum tarafı her zaman karşımıza çıkmak suretiyle harada izolasyonlar ve ambargolarla burayı diz çökürtmeye çalışmakta ve bu zihniyetle işte son dönemde de karşı taraftan 14 maddelik bir planla Kıbrıslı Türkleri nasıl Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içerisine çekecekler, Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nden nemalandıracaklar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zeminini zayıflatacaklar. Bu hiç gerçekten samimi bir siyaset değil. Çünkü samimi siyaset iki ayrı devletin işbirliğiyle, eşitlik temelinde Kıbrıs'a sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğidir. Bunu herkes zaten çok iyi bilmektedir. Bunları biz genel sekreterle paylaştık. Genel sekretere öz itibariyle dediğimiz, bizim artık yerleşen yeni bir siyasetimiz vardır. Federasyon defteri kapanmıştır ve dolayısıyla bizim egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz teyit edilmeden bizlerin resmi müzakerelere geçmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk'üne yönelik desteğine de minnetlerini sunan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısının kendilerine güç verdiğini kaydetti. Türkiye ile birlikte hareket eden Kıbrıs Türk'ünün kendini güvende hissettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu işbirliği sayesinde Kıbrıslı Türklerin asla diz çökmediğini, aksine daha da güçlendiğini belirtti. Bu Maraş olayı da önemliydi. Yani Maraş'ın açılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de egemen bir devlet olarak kökleşmesine büyük hizmet etmiştir ve edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. O günden bugüne ki açtığımız gün bildiğiniz gibi beraberdik. O günden bugüne sanıyorum 1,5 milyona yakın insan orayı ziyaret etmiş olacak. Dolayısıyla orada bir takım çalışmalar hala daha devam etmektedir. Ama orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisine, turizmine ve egemenliğine büyük bana göre katkıları olmuştur. Dolayısıyla. Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi de ziyaret etti. Başkan Töre görüşmede Kıbrıs Türk halkının ulaştığı noktada anavatan Türkiye'nin rolünün önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise Kıbrıs konusundaki görüşmeler ancak iki eşit egemen temelinde olmalıdır. Aksi olamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde tüm çabalarımız devam ediyor dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu. Kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının ulaştığı noktada anavatan Türkiye'nin rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, anavatan olmasaydı buradaki ulusal mücadelemizi başarıya götüremezdik dedi. Oktay'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük yatırımlar yapıldığının altını çizen Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kesintisiz işlerine devam ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek ortak milli bir siyaset yürütüldüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kalsaydı 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı gerçekleşmezdi. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı da gerçekleşmezdi. Türkiye'den buraya deniz altından borularla su gelmesi de gerçekleşmezdi. Ama netice olarak biz bunları yaptık. Çünkü dünyanın
5'ten büyük olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi ve bunu da Türk milleti ispatladı ve ispatlamaya da devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye'mizden Allah razı olsun, Türk ordusundan Allah razı olsun, sizlerden çok memnunuz ve yola devam ediyoruz. Birlikte devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nden asla vazgeçme yok, yola devam. Töre, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki statü yükseltilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının da olacağına yönelik inancını da dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başlangıcı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip belli konuları istişare etmek istediklerini kaydetti. Türkiye'deki en ufak bir şey de Kıbrıs'ın tek yumruk olacağını gördüğümüz gibi. Şimdi zaten bu uluslararası alandaki gerek ikili ilişkilerde gerek uluslararası ilişkilerde de doğrudan yansımış durumda, yansıyacaktır da zaten. Birincil boyutta biz Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'den artık ilan ettiği ve bizim de çok uzun bir dönemdir burada da Kıbrıs tadında bütün dünyaya ilan ettiğimiz bir gerçek vardı. Artık iki devletli, iki eşit statüde, uluslararası alanda da iki eşit statüde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Herhangi bir görüşme ancak ve ancak bu temelde olur. Bunun dışındaki temelde herhangi bir görüşme söz konusu dahi olamaz. Bu kadar. Oktay, parlamentolar arası dostluk gruplarının önemini de işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan dostluk grubu gibi grupların dünyada diğer devletler tarafından da kurulmasını yaptıkları çeşitli ziyaretlerde teşvik ettiklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ile ilgili işbirliği ve katkıya devam edeceklerini de belirten Oktay, yapısal değişimlerin ancak meclislerin alacağı kararlarla mümkün olacağına dikkat çekti ve uluslararası arenada da birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bir sonraki ziyaretin yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis'te yapılmasını da dileyen Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'in adeta bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bir mührü olacağını sözlerine ekledi. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları çerçevesinde Başbakan Ünal Üstel'i de ziyaret etti. Başbakan Üstel, Fuat Oktay'ın önceki görevi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük altyapı projelerine imza attığını vurguladı. Fuat Oktay ise önceki dönemde yapılan projeleri parlamentolar boyutunda ileriye taşıyacaklarını belirtti. Başbakan Ünal Üstel, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi sırasında da Fuat Oktay'la uzun süre birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir takım büyük altyapı ve büyük projelere imza atan bir başkanımdır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta eserleri çoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada hak ettiği yeri alması için ortaya konulan çabaya işaret eden Başbakan, bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı çağrının önemini vurguladı. Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve ambargoların kaldırılması yönündeki bu çağrıyı büyük mutlulukla karşıladıklarını da belirtti. Üstel, konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliğinin önemine de işaret etti. Fuat Oktay da konuşmasında önceki dönemde yapılan projeleri parlamentolar boyutunda ileri taşıyacaklarını anlattı. Eşit statüde bir devlettir. Uluslararası alanda da yine eşit statüde olacak bir devlettir. Kıbrıs'ta bulunacak çözüm mutlak ve mutlak bu temel üzerine olabilir artık. Onun ötesindeki diğer 50 yılı, 60 yılı bulan çalışmalardan hiçbir şekilde sonuç bulunmuyor. Hangi 60 yılı? Yani neredeyse 1960'lardan. 60'lardan. Değil mi? 60'tan itibaren 40, 63 yıl bir süreci düşünün. Sonuç alınamayan bir konuda artık daha fazla beklemeye tahammülümüz yok bizim.
Ambargo ve izolasyonlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin en temel haklarının kısıtlandığını ifade eden Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalıştıklarını söyledi. Tarımda sulama projesi gibi projelerin ülkenin kalkınmasına büyük katkı yapacağını da anlatan Oktay, yapısal dönüşümü de ülkenin gelişmesine büyük destek vereceğini dile getirdi. Bir vatandaşın doğrudan uçuş sağlayamayacak. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay temasları çerçevesinde Beyarmudun'a da gitti. İlk önce Yiğitler Bölgesi'ni ziyaret eden Oktay daha sonra Beyarmudu sınır kapısında açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, Pileyitler yolunun gurur duyulması gereken insani bir proje olduğunu belirterek bize düşen bu insani projenin tamamlanmasına katkı koymaktır dedi ve bunun için Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Pileyitler yolunun bir barış projesi olduğunu söyleyen Fuat Oktay, dünyanın buradaki gerçekleri görmesini de istedi. Nasılsınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti çerçevesinde Beyarmudun'da da incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Beyarmudu sınır kapısında basın açıklama yapan Oktay, Pile Yiğitler yolunu yerinde görmek, yaşanan ulaşım sıkıntısını gözlemlemek ve yol çalışması sırasında yaşanan olayları bölge halkından dinlemek istediğini kaydetti. Burada bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Burada Pile'de yaşayan Türkiye oradaki Kıbrıs Türk'ü insanlarımızın, kardeşlerimizin Beyarmudun'da akrabaları var. Beyarmudun'da kardeşleri var, yakınları var ve aynı şekilde Yiğitler'de yakınları var. Şimdi orada yaşayan aynı köyde Rumlar da var. Rumlar hemen üst bölgesinin diğer tarafına yapılan bir yolla herhangi bir sıkıntısı olduğunda gidip oradan insani her türlü ihtiyacını karşılarken bu taraftan geçmesi gereken buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız geçip bu insani yardımları alamıyorlar. İlla ki bu üst bölgesinden izin almak zorundalar ve herhangi bir malzeme götürecekse de yani bu pazardan aldığı 3 kilo domates de olabilir veya hastası için aldığı bir ilaç da olabilir. Buradan yine Rumların yönlendirmesiyle buradan bu kontrol noktasından geçmek durumunda. Güya İngiliz üssü ama Rumların bayrağının olduğu da bir İngiliz üssü. Tarafsız olması gereken anlaşmalar böyle. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının asılmasına asla müsaade edilmeyen ama Rumların bayrağının asılmasına müsaade edilen ve onların da yönlendirebildiği bir alan. Tabii şimdi bu insani mi? Değil. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin buradaki gerçekleri görmesini istiyoruz diyen Oktay, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağına müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in dönüp de bunu bambaşka bir çerçevede dünya kamuoyuna sunması gerçeklerden tamamen uzak, bu da kabul edilebilir bir şey. Dolayısıyla bize düşen şu anda evet bu insani projenin tamamlanmasıdır. Aslında buradaki Birleşmiş Milletler ve Barış Gücü de dahil onlara da düşen aynı şeydir aslında. Bu proje bir barış projesidir ve hep birlikte bir an önce tamamlamamız gereken ve bundan da hep birlikte gurur duymamız gereken bir projedir. Her sorunun bir fırsatı da beraberinde getirdiğini ifade eden Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileriyle de görüşüp bu sorunun çözüme kavuşması için bunu bir fırsat olarak değerlendirmesini istedi. Fuat Oktay, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebeği de ziyaret ederek konuya ilişkin bilgi alarak çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetiyle Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetiyle Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi bir araya geldi. Heyetler arası görüşme meclisin Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk'ün başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ve meclis bürokratları da katıldı. Heyetler arası görüşme öncesi Meclis Başkanı Töre, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Öztürk de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay basın açıklamalarda bulundular. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Meclis Başkanı Töre açıklamasında Türkiye ile birlikte yürütülen ulusal ve milli bir politik olduğunu, müşterek ortak kararlar alınması, ortak hedefler tespit edilmesi ve buna göre çalışmalar yürütülmesinin elzem olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Türkiye'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu, yanında olmaya devam ettiğini ve bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu ifade etti. Konuşmasının başında Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye heyetler arası toplantıya katılımından dolayı teşekkürlerini sunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk Devletleri Teşkilatı ve güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli ama aslında güçlü bir Türkiye'nin bölge barışı, dünya barışı açısından da ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Ama daha da önemlisi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak her alanda işbirliğimizin güçlü olması asıl bu güce güç katacaktır dedi. Washington'da değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma sürecinin başlamış olduğunu söyleyebilirim diye konuştu. Bakan Ertuğruloğlu sadece Azerbaycan'ın değil, çeşitli devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasına geleceğini öngördüklerini söyledi. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki değerlendirme toplantısına katılarak konuştu. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğimiz var Kıbrıs Türk Devleti adıyla. Fakat orada da yeni adımların atılmasını bekliyoruz. Ve KKTC'nin tanınma sürecinin artık başlamış olduğunu ben söyleyebilirim. Zorlu geçecek bir sürecin başladığının farkında olduklarını söyleyen Ertuğruloğlu, bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilk defa resmi adımız var ve bayrağımızla gözlemci üye olmamız çok anlamlı ve önemli ifadesini kullandı. Ertuğruloğlu ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çekerek şöyle devam etti. Sadece Azerbaycan değil, çeşitli devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma noktasına geleceğini öngörmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl ve bu yıl BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda uluslararası camiaya genel kurul gibi bir platformda açık açık bu çağrıyı yapması, KKTC'nin tanınmasını talep etmesi, bağımsızlığın tanınmasını talep etmesi ve bizlerle ticari, ekonomik, siyasi ilişkiler kurulmasını gündeme getirmesi son derece anlamlı ve önemli. Ertuğruloğlu, Pile Yiğitler Yolu projesinin insani bir proje olduğunu ve çalışmaların tamamlanarak yolun açılacağını bildirdi. Yol çalışmaları sırasında çıkan olaylara değinen Ertuğruloğlu, sorunu 1-2 ay öncesinden Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki misyon şefine izah ettiğini aktardı. BM askerlerinin arazide bizim karşımıza çıkmaya hakkı yoktur. Böyle bir yetkisi de yoktur. Dolayısıyla Pile Türk'ünü kaybetmemek için sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiş gelişlerini kolaylaştırmak için bir yol yapalım dedik. BM karşımıza çıktı. Beton bloklarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Araçlarıyla önümüzü kesmeye çalıştılar. Tellerle engellemeye çalıştılar. Ve oradaki insanlarımız da buna tepki gösterdi. Ertuğruloğlu 1963'te adadaki sorunun başlamasından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Türk tarafını muhatap almamakla eleştirerek şunları söyledi.
Güvenlik Konseyi derken 5 daimi üyeyi kastediyorum. Kıbrıs sorununu yaratan bu yapıdır. Kıbrıs sorununu hala daha dünya gündeminde tutan da bu yapıdır. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemi çok anlamlıdır. Ve dünya bunu her geçen gün artık kavramaya başlamıştır. Dolayısıyla boşuna demiyoruz. Bu bir ulusal davadır. Şimdi bu ulusal davamızı sadece Kıbrıs Türk'ü anavatan olarak değil, Türk Devletler Teşkilatı'nın üye devletlerinin de Kıbrıs konusunu bir ulusal dava olarak görmesini sağlamaya yönelik çalışmamız gerekir. Ertuğruloğlu, Rum kesiminin şımartıldığını söyleyerek, çünkü dünya kendilerini şımartmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanıyarak BM Genel Kurulu'nca üye devlet diye oturtuyor. Bu avantajlarını yaşadıkları sürece Rum tarafının Kıbrıs Türk'ü ile eşitliğe dayalı herhangi bir yeni ortaklığa gelmesi mümkün değil değerlendirmesinde bulundu. Böylesi bir yaklaşımla neredeyse 60 yılın müzakere masalarında geçtiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, bu koşullar çerçevesinde kırmızı çizgilerini koruyarak Türk ordusunun Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya, beslemeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında kongre üyeleriyle bir araya gelen Ertuğruloğlu, Atlantic Council ve Hudson Institute düşünce kuruluşlarında yuvarlak masa toplantılarına katılarak bölge uzmanlarına Kıbrıs Türk tarafının vizyonu hakkında bilgi verdi ve Kıbrıs'ta iki devletli bir uzlaşının gerek adada gerekse bölgede işbirliği ve istikrar için elzem olduğunu vurguladı. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı sayın seyirciler. Toplantının ardından yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Kıbrıs'ta yer aldı. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan basına kapalı toplantısı 3 saat sürdü. Toplantının ardından yayınlanan bildiride Kıbrıs'ta yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Milli Güvenlik Kurulu toplantısını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada yer alan ifadeler bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, daha da güçlü kılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamalara yönelik mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada yer alan ifadeler bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, daha da güçlü kılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında önce statüye sahip Pile Köyü'nde ikamet eden vatandaşlarımızın haklı talepleri doğrultusunda tamamıyla insancıl bir ihtiyacı karşılamaya yönelik yapımına başlanan Yiğitler Pile Yolu inşasına karşı Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından ortaya konan çifte standartlı yanlı tutuma dikkat çekilmiştir. İlave Birleşmiş Milletler askerinin bölgeye taşınmasıyla ortaya konan bu tutum ne tarafsızlık ilkesiyle ne de barışı koruma anlayışıyla bağdaşmaktadır. Bu olaylarda açıkça göstermektedir ki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerinin yazılı bir mutabakatta yasal bir zemine oturtulması elzemdir. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs'ta barış ve huzur ortamı sağlanmıştır. Bugün güvenlik kaygısı duymadan huzur içinde bir yaşam sürebiliyorsak bunu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne borçluyuz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Güvenlik Kurulu'na şahsım ve halkım adına teşekkür ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ınsa Karabağ'da işgalci olduğunu iddia eden Rum temsilciye tepki gösterdi. Kurtulmuş, Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafıdır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Kurtulmuş, konuşması sırasında kendinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs'ın Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriou'nun Türkleri işgalci olarak gösteren sözler sarf ettiğini anımsatarak tepki gösterdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ınsa Karabağ'da işgalci olduğunu iddia eden Rum temsilcinin sözlerine ilişkin, Kıbrıs'ta bir işgal vardır. Doğru, Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil, 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafıdır. Enos isyanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye garantör ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı ifadelerini kullandı. Hiçbir zaman kaybedeni olmamıştır. Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamenteri Isabel Santos'u kabul etti. Görüşmede Kıbrıs'taki kayıp şahıslar raportörlüğünü yürüten Santos'a komitenin çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katkılarına dair bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'taki kayıp şahıslar raportörü Isabel Santos'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre kabulde güven yaratıcı önlemler ve iki taraflı teknik komiteler koordinatörü Güneş Onar, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ı Türk üye Hakkı Müftüzade, hukuk danışmanı Sülen Karabacak ve siyasi işler görevlisi Özlem İnce yer aldı. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını etkin şekilde sürdürmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı katkılara dair bilgi verilen kabulde, Güney Kıbrıs Rum yönetimini de bu doğrultuda adımlar atması konusunda teşvik edilmesi yönündeki beklentiler Avrupa Parlamenteri Isabel Santos'a iletildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, verilen mücadele sonucu elde ettiğimiz emaneti geleceğe taşımak görevimizdir diye konuştu. Türkiye'den gelen Kıbrıs gazilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahitlerimizin kahramanlıklarıyla birlikte Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla verilen mücadelenin sonucunda elde edilen emaneti geleceğe taşımak görevimizdir. Bu emanet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Türk dünyasının en güneydeki temsilcisidir. Burada bu devleti yaşatmanın huzuru ve bahtiyarlığı içerisindeyiz dedi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulünde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve tanınma yolunda katkı koyan Türk devletlerine teşekkürlerini de iletti. Ekonomik, siyasi ve kültürel varlıklarını sürdürebilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki egemenliklerinin tanınması için verilen uğraşların süreceğini kaydetti. Biz artık bağımsız bir Türk devletiyle buradaki varlığımızı sürdürüyoruz diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği oyunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin adadan uzaklaşmasının hedeflendiğini ancak buna asla izin verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri ve yaşamlarını yitiren gazileri andığı konuşmasında Kıbrıs gazilerinin büyük önem arz ettiklerini belirterek teşekkür etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Kuzey Kıbrıs'ta iki gezici konsolosluk biriminde hizmet verilmeye başlandığını açıkladı. Maria Zakharova, 70'ten fazla başvurunun kabul edildiğini, 15'ten fazla da pasaport çıkarıldığını belirtti. 5 октября
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin iki gizlice saha birimi aracılığıyla sağlanmaya başlandığını açıkladı. Zakharova, söz konusu birimler tarafından 70'ten fazla pasaport başvurusu alındığını, 15'ten fazla pasaportun çıkarıldığını, çok sayıda çocuk için Rus vatandaşlığı başvurusunun kabul edildiğini bildirdi. The Moscow Post'a verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus vatandaşlara yönelik verilmesi planlanan konsolosluk hizmetlerinin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, son verilere göre konsolosluk hizmeti sağlanan kişi sayısının 1000'e yaklaştığını söyledi. Zakharova, sağlık nedenlerinden dolayı birimlere gelemeyen vatandaşların da evlerine gidilerek hizmet sağlandığını ifade etti. Konsolosluk çalışmalarının statü ve şeklinin geliştirilme aşamasında olduğunu kaydeden Zakharova, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sağlanması konusunun çoktan çözülmesi gereken ve hatta geç kalınmış bir konu olduğunu söyledi. 21 Eylül'de Lefkoşa'da bir konsolosluk oturumunun gerçekleştiğini belirten Zakharova, bir sonrakinin ise ay sonunda yapılacağını bildirdi. Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi toplandı. Komite projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullarla çalışmaları yeni biten ve komiteye sunulan dosyaları görüşerek onayladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrasında ülke genelinde tüm okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan projelerin ilgili yasa gereği Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi'nde değerlendirilmesine devam ediliyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komitesi bu çerçevede bir toplantı daha gerçekleştirdi. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda komite, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından daha önce projeleri tamamlanarak ihale süreci başlayan okullara ek olarak çalışmaları yeni biten ve komiteye sunulan dosyaları görüşerek onayladı ve ihale süreçlerini başlattı. Cumhuriyet Meclisi depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara, Adıyaman ve Hatay'da gerçekleştirdikleri temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye'deki depremde ölen insanlarımız için adli süreci hukuk bürosu gibi yakından izlemeye devam edeceğiz dedi. Cumhuriyet Meclisi depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara, Adıyaman ve Hatay'da gerçekleştirdikleri temaslarla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu. Komite olarak 3 günlük süre boyunca 10 farklı yetkiliyle görüşme fırsatı bulduklarını belirten Hasipoğlu, başta İçişleri ve Adalet Bakanlarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ile görüşmelerimiz oldu. Hatay Cumhuriyet Savcısı ve Hatay Valisi ile de görüştük. Meselenin siyasi ve hukuki boyutu ile ilgili detaylı bilgi aldık dedi. Hasipoğlu, adli süreçle ilgili Adıyaman'daki yeni başsavcı ile görüştüklerine de işaret ederek şunları söyledi. Burada Adıyaman'daki yeni başsavcı ile görüştük. Bu süreç devam ediyor. Önemli bir aşamaya geldik. Bilirkişi raporlarının çıkma aşamasına gelindi. Dolayısıyla bizim tabii ki yargıya müdahale edecek bir durumumuz yok. Ama melekler şampiyon meleklerimiz için bu süreci takip etmek durumundayız. Acılı ailelerin acısını bir nebze olsa adaletin net bir şekilde, hakkaniyete uygun bir şekilde tecelli ettiğini görmek bu komite için en önemli hedeftir. Bunun için de bıkmadan, usanmadan sanki bir hukuk bürosuymuş gibi bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe'de Türkiye'de deprem bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretleri Berete'de değerlendirdi. Özden Efe, adaletin tecelli etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özden Efe, Berete'ye konuk oldu. Özden Efe, Türkiye'de Kıbrıslı Türklerin hayatını kaybettiği Hatay ve Adıyaman illerinde gerçekleştirdiği temas ve incelemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özden Efe, depremlerde hayatını kaybeden binlerce insan olduğunu, adaletin gelmesiyle giden canların geri gelmeyeceğini ancak az da olsa vicdanların rahatlayacağını söyledi. Oradaki mevkidaşım Sayın Gülizar Karaca'nın daveti üzerine iki kadın meclis başkan yardımcısı olarak temaslar gerçekleştirdim. Oradaki başsavcıyla da özellikle yaptığımız ve heyetiyle yaptığımız temastan sonra hassasiyet noktasında bu meselelerle her bir yıkımla, her bir cezai sorumluluk gerektiren meseleyle ilgilenme yönündeki iradenin orada da olduğunu net bir şekilde gözlemledim. Umarım süreç içerisinde bu hassasiyet devam eder. Sürecin en hızlı şekilde ilerlemesinin kendileri için çok hassas bir nokta olduğunu dile getiren Özden Efe, adaletin tecelli etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Özden Efe, kayıpların geri gelmeyeceğini ancak adaletin tecelli etmesinin felakete neden olan kişi ve kurumların adalette yüzleşmesi ve adaletin emrettiği cezaları almalarının vicdanların rahatlaması adına son derece önemli olduğunu belirtti. İsyas Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımının aileleri için bu davanın adeta bir psikolojik bariyer olduğuna işaret eden Özden Efe, bu yargı süreci sonuçlanmadan hayat birçoğumuz için devam etmeyecek dedi. Adıyaman ilinde bazı ziyaretler de gerçekleştiren Özden Efe, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığında yaptığı görüşmelere de değindi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden rapor geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beklenen raporun gelmesiyle birlikte şüpheli listesinin artık daha bir netlik kazanacağı ve iddianamenin de akabindeki süreçte hazırlanıp yani adli sürecin başlayacağı yönünde bilgi aldık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 2020 yılında inşaatı tamamlanan ancak bir türlü açılamayan engelsiz yaşam evini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Gardiyanoğlu, engelsiz yaşam evini en kısa sürede açmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu engelsiz yaşam evine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Gardiyanoğlu'na ziyaretinde Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır'la Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de eşlik etti. Bakan Gardiyanoğlu incelemelerinin ardından basına açıklama yaptı. 9 yıldır bitirilemeyen, büyük hayal ve emeklerle başlanan bir tesisin tam içindeyiz. Ve birçok aileye umut olacak, birçok özel gereksinimli çocuklara sıcak yuva olacak bir yerdeyiz. Ama maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu ilgili bineye verdikleri zarar ziyanı ve belki de bazı noktalarda geriye dönüşü mümkün olmayan noktaları biraz önce hep birlikte bu binada gezerken arkadaşlar gördük. Gardiyanoğlu konuşmasında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı'na, Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesine ve Güliz Kaner'e katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları ekledi. Burada bir takımız ve birlikte yapacak çok işimiz var ve çok kısa bir sürede arkadaşlar burayı da Kıbrıs Türk halkına yakışır bir şekilde açmak en büyük hedefimizdi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında mevcut durumu tespit amaçlı binayı incelediklerini kaydetti. Elektrik sistemlerinin bir süre önce darp edilmesinden veya çalınmasından dolayı binada bir hasar ortaya çıkmıştır. Sayın Bakanım bizden rica etti. Biz de Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği olarak projenin müellifi makine mühendislerini de rica ettik. Burayla ilgili acil kısa sürede yapılan hasarın tespitini, keşif ve şartnamesini hazırlayıp da bakanımıza sunacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi yönetiminde de yer alan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları da destek belirtti. Merkez Bankası olarak biz çok netiz. Toplum faydası olan her noktada Merkez Bankası her zaman buna doğan bir ihtiyaç varsa oradadır.
orada olmaya da devam edecektir. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ise Engelsiz Yaşam Evi için ayrı bir yönetimin kurulduğunu belirterek bu yönetimin önümüzdeki hafta toplantılara başlayacağını, icraatlarla tesisin organizasyonu konusunda hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydetti. Biz hazırız. 3 ay içerisinde burayı hem Kaner olarak üstümüze düşen hem de Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği olarak üstümüze düşenleri 3 ayda bütün taraflar da bunu başarıp yapabilirse 3 ayda burayı açabileceğimize inanıyorum. 2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan engelli bireylere 7/24 yatılı bakım hizmeti verecek ilk tesis olacak olan Engelsiz Yaşam Evi'nin 9 yıldır faaliyete geçmesi bekleniyor. Maliye Bakanı Özdemir Berov'a Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu'nu kabul etti. Bakan Berov'a kabulde Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir millet, üç devlettir vurgusu yaptı. Maliye Bakanı Özdemir Berov, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu'nu kabul etti. Bakanlıktan verilen bilgiye göre kabulde Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine işaret eden Maliye Bakanı Berov, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir millet, üç devlettir. Bu vesileyle de anavatan Türkiye ve Azerbaycan bizim için çok önemlidir, dedi. Maliye Bakanı Özdemir Berov, Azerbaycan Türkleri ile ilişkileri geliştirmenin önemine de işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek Azerbaycanlı yatırımcılarla temas kurmanın ve ülkeye yatırımın yolunu açmanın son derece yararlı olacağını belirtti. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1000'in üzerinde Azerbaycanlının ikamet ettiğini, eğitim ve turizm alanı başta olmak üzere birçok sektörde çalışma hayatında yer aldıklarını kaydetti. Hasanoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması nedeniyle Azerbaycanlı iş insanlarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilgisinin arttığına işaret etti. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte öncelikle Bayrak Radyosu ile yürütmüş olduğumuz ortak yayınımız burada sona eriyor. Bunu aktarmış olalım sizlere. Ve bugünlük de Sabah Haber'de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü 2 Ekim'de yeni yayın dönemimizde saatler 7'yi gösterdiğinde BRT ekranlarında hem haber bültenimiz hem de gazete manşetleriyle gündemin nabzını hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Bizleri izlemeye, takipte kalmaya devam edin diyelim. Sabah Haber'in hemen ardından bugünse Fehmi Oktay'la hava durumundaki güncel gelişmeleri, spor turunu ve sonrasında da manşet artı programını izleyebileceksiniz. Bugün için de bizleri izlemeye devam edin diyelim. Çok mutlu bir gün, çok sağlıklı, çok huzur dolu bir gün geçirmenizi diyelim öncelikle. Aynı şekilde hafta sonunuzda çok huzurlu, sağlıklı ve mutlu geçsin diyelim. Pazartesi günü saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden BRT ekranlarında yeni yayın dönemimizde tekrardan buluşalım. Hoşça kalın.